Merhaba, Vay Bay serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu seride neler mi yapacağız? Hamburgercileri gezeceğiz. Evet, belirlediğimiz 3 hamburgerciyi gezeceğiz. Hangisi vay, hangisi bay anlayacağız. Bakalım neler olacak. Bu arada aldığım bütün kilolardan siz sorumlusunuz. Sırf size içerik yaratmak için. Durağımız Snow. Aslında ben Snow'u biliyorum ama sizin de bilmenizi istedim. Çünkü göz ağrımdır kendisi biraz, severim. Yani biraz objektif olamayabilirim. Evet, Bay Bay serisinin ilk durağına geldik. Snow'tayız. Şimdi o lezzetli hamburgerleri, yani öyle umuyoruz, lezzetli hamburgerini tadacağız. Buranın alameti, farikası hamburgerin yanında gelen mısır. Bunu biliyorum. Bilmediğim bir yer değil. Çünkü Bağdat Caddesi'ndeki versiyonuyla gayet haşır neşirdim. Şimdi Moda'daki şubeyi sizin için teftişe geldim efendim. Birazdan size menüyü de göstereceğim. Bakın şimdi bakın. Burada aslında seçenekler kısıtlıymış gibi gözükse de çok tatmin edici. Hamburgeri zaten bildiğimiz burger. Onlar kendi kafasında yapıyorlar. Snob Dog dedikleri bir frankfurterleri var ki şu an ağzım sulanıyordu. Şaşlık maşlık falan da var. Satır sucuk, zinger, rock burger, keçi neymiş ya? İnce kesilmiş bonfile. Bakın ağzım sulanıyor gördüğünüz gibi. Yani gayet güzel. Fiyatlarına şöyle bir bakıyorum. Bence bir hamburgerci için, hani böyle zinciri olmayan bir hamburgerci için makul fiyatlar. Çünkü butik sayılır, butik. Biz ama hamburger için geldik biliyorsunuz ki. Diğerleri de işte hamburger yemek istemeyenler için. Ama ben iyi hamburger için, plus iyi köfte için, artı iyi döner için Tizan'a giderim. Onu da söyleyeyim. Christian'ın da doğum günüymüş bugün. Evet, aslında tamamen Christian'ı kötü emellerime alet ettim. Doğum günde seni hamburgerciye getireceğim dedim. O vesileyle de biz de Vay Bay'ın ilk bölümünü çekiyor oluyoruz anacığım. Söylüyorum. Vay. Ay, vay. Kendini kaybetmiş. Evet, tabii artısıyla eksisiyle hamburgeri anlatmak lazım. Ekmeği mükemmel. Böyle şey ekmekleri var. Bisküvi ekmekler vardı hani eskiden. Bir tane şeycide, tavukçuda hani reklamı almıyormuş. Onun gibi, ona benziyor. Köftesi biraz fazla dağılıyor. Yani baş edilemeyecek bir şey değil ama hem de taze süt veriyor ama biraz fazla dağılıyor. Ben daha önce bir versiyonunda sadece mısırı şeyli yemiştim. Yani üstünde parmesan vardı. Şimdi böyle sos gibi bir şey de koymuşlar. Bence o sos biraz fazla yani tercihe göre. Evet. Sadece peynir yeterli olur. Yanında böyle minik bir şey koyuyorlar. Limon. Belki bunun için koyuyorlardı. Ki bence bu da çok gurme bir hareket. Oradan gurme bir hareket.
Bir de ben, tamam bunları biraz ben de aldım ama böyle elimde tutabildiğim, çok dağılmayan, ısırabildiğim hamburgerleri daha çok seviyorum. Böyle galeri gibi hamburger olunca o biraz zor oluyor. Yani böyle ısırmak çok zor oluyor. Yani hasır, mutır, içine yumurta kırılan hamburger evet pastacı olarak çok güzel ama uygulaması çok sakar. Şölenin sonuna geldim. Oldukça doyurucu. Yani küçük gibi gözüküyor hamburger. Yine hamburgerler var ama ekmeği ve içeriği de yanındaki mısırı yanına patatesi de almazsanız yani böyle hayvanlık ekmeği doyarsın. Yani patatesi de alsın yani. Yani sonuçta şu dünyaya bir geri geliyoruz. Bundan rejimdeki bütün arkadaşlarımız sevgili selamlarımı gönderiyorum. Oraya ben de geleceğim arkadaşlar. Ama kışın birazcık yağ gerekiyor. Dur üşüyorsun ama sonra. Once again. Sizin hamburgerinizde ne olmazsa olmaz. Ekmek. Ekmeğiniz özel diyorsunuz. Ekmek sence bir hamburgerde çok önemli bir malzeme mi? Tabii. Köfteden de önemli mi? Belki %45'e %55 sence yani ama ekmek daha önemli. Bay Bay serisinin ikinci durağındayız. Ne yapıyorduk? Böyle butik burger dükkanlarını geziyorduk. Şimdi bu ikinci durakta Akali. Akali akaretlerde. Çok benziyor. Enteresan. Şu an hamburger geldikçe biraz sıkılıyorum. Böyle bir köfte, iki köfte, üç köfte, dört köfte, beş köfte diye gidiyor. Gramajları yazıyor yanında. En küçük ve klasik olan bu. Biz de onu söyledik. Benimkinin içerisinde neydi? Mantar, padano ve türüf salsa falan vardı galiba ve mantardan gittim. Kristal'ın içinde ne vardı? Patlıcan, matlıcan falan. Şimdi tadacağım ve size biraz anlatacağım. Sosları galiba alamet farikası kendisinin. İçinde ekstra olarak hep olan şey de turşu, salamura, soğan ve cheddar. Evet. Bakalım nasıl pişti. Böyle hamburgeri de bir seçim. Zannetmeyin ki bu standart. Dediğim gibi büyüklüğüne kendiniz karar veriyorsunuz. Ekmeği standart hamburger ekmeği gibi gözüküyor. Yumuşak. Bakalım tadı nasıl? Vallahi hepsini sizin için yapıyorum. Kendim için bir şey istiyorsam lan. İlk söyleyeceğim şey belki sosdan kaynaklıyor. Biraz fazla tuzlu. Peynirden mi acaba ya? Ben tuz yerim. Blue cheese var galiba içinde ya. Bilmiyorum işte bir şey çok tuzlu. Ama hamburger ekmeğinde gerçekten de en önemli iki şey ekmek ve sos. Köfte arada gidiyor yani. Ne olduğunu bazen önemli olmuyor. Tamam. Evet evet. Keşfettim. Trüflü sosu tuzlu. Trüflü sosta bir peynir bir şey var. O biraz tuzlu. Peynirle de birleşince daha fazla hissediliyor. Aa yok ya o başka bir şey. Ya var ya. Küçük bir Uğur Dündar anı yaşanacaktı. İçi pişmemiş galiba. Çek 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 falan diyecektim ama onun sosu bir şeymiş. Hala aynı fikirdeyim. Yarısına geldik.
aşırı tuzlu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki şans vereceğim daha sonra. Başka soslarla da deneyeceğim. Hristiyan'ın peynir de denedim. Onunkinde de blue cheese olduğundan mavi peynir var, köpüklü peynir. Onunki de aşırı tuzlu geldi. Şu anda tuz patlaması yaşıyorum. Teşekkürler. Yani patlıcanı matlıcanı anlamadım. Bunda da trüfü falan anlayamadım. Sosları anlayamadım yani. Anlaşılmıyor. Çok yoğun peynir ve tuz hissi var. Ekmeğin ayrı bir numarası. Köfte, dediğim gibi köfte bir başrol kahramanı değil şu anda. Evet, Akali Burger'de burgerlerimizi yedik. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Soslar bana biraz fazla yoğun tuzlu geldiği için çok içinde ne olduğu fazlasıyla belli olmuyor. Daha rafine tatlar arıyor insan. Özellikle hamburger gibi bir yemek biçiminde, özellikle hamburger gibi bir yemekte rafine zevkler arıyor. Aynı zamanda biraz tabii soslar fark ediyor. Kimisi 3 lira, kimisi 5 lira, kimisi 6 lira. Christina da ben de aslında eşit miktarlarda, eşit büyüklükte şeyler yedik, hamburgerler yedik ama fiyatlar farklı farklı olmuştu. Diğer yerlerle karşılaştırdığımda bu farklar fiyat ve performans açısından değerlendirdiğimde bana bir parça yüksek geldi. Çok fazla değil ama bir parça yüksek geldi. Ne de olsa zaten 80 gramlık bir köfte yemiştik. 80 gramlık köfte olmasına rağmen tamam küçüktü belki. Belki o yüzden böyledir ama köfte kendisini çok fazla hissettiremedi. Ve ekmek de evet tereyağlıydı. Muhtemelen özel olarak ya yaptırıyorlar ya yapıyorlar ama bana o da yoğun tuzlu geldi. Zaten içinde tuzlu sos, tuzlu peynir, ekstra peynir, bir de o ekmeğin tuzu ve yoğunluğu birleşince bana biraz fazla geldi açıkçası. Oldukça sevilen bir yere benziyor. Masalar doluydu. O yüzden acımayacağım ve diyeceğim ki... Bye! Kaçalım. Kaçalım! Şimdi duyarlarsa çok umut olur ki dizi dizi koşuyoruz ama yağmur yağıyor, yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım, işte insan bazen acımasız olmak zorunda kalıyor. Ama sonra ödediğim hesaba bakıyorum ve diyorum ki daha iyi olabilirsin bebeğim. Sen bunu yapabilirsin. Bu kadar tutan bir dükkanda bence yapabilirsin. Sırada tamamen tesadüfen geldiğim bir hamburgerci var. Karşının yani Bağdat Caddesi'nin paralelinin Kütte Havuzlar'daki en bilinen, en eski hamburgercilerinden. Buralarda yani McDonald's yoktu, burası vardı diyebilirim. Kristal Cüfe vardı bir de, sanıyorum orası artık yok. Jumbo Burger'deyiz. Bunu telefonumla çekiyorum. Hadi bakalım. Buradan giriyoruz. Buranın alameti, farikası galiba kutu falan da değil mi? Kaç seneliksiniz siz? 42. 42. İşte dedim ki de McDonald's yoktu, burası vardı derken bunu tartıştık. Ah. Ben ne yapacağım? Bir jumbo, bir jumbo çiz. Bir jumbo, bir jumbo çiz. Peki, peki. Sizin alameti farikanız nedir sizce? Bizce her şeyin günlük ve kendimizin yaptık olmasıdır. Yani soslara kadar değil mi? Her şey, ekmek, soslar, et. Vay, galiba DNK. Jumbo Burger. 77. Şöyle peynirini göstermek için istiyorum. Aşağıya koyduğumda peynir ve bir de peynirin özel yaptıkları sostan oluşuyor. İçinde ekstra başka bir şey yok. Turşu yok. Mayonez yok değil mi? Mayonez istersen var. Böyle bir mayonezleri var. Biriniz yani. Değişik. Şekilli bir mayonez. Tadını söylüyorum. Yani biliyorsunuz şu an tamamen tesadüfen buraya geldiğim için şartlarım kısıtlı. İdare edin. Gizli çekim gibi oldu. Bye Bye serisinin Burger duraklarına üçüncüsü. Rafine bir lezzet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında McDonald's'ın çıkışı da böyleymiş, biliyor musunuz? Sadece böyle o ilk bizim normalde çocuk menülerde olan var ya, onun tabii nefis yapılmışıymış. İnsanlar önünde kuyruk olurlarmış falan. Tabii şimdi çok endüstriyel bir şey oldu. Ama bunda da aynı rafineliği seziyorum ben. Çünkü ekmeği,
köftesi, içindeki kaşarı, ondan sonra o domatesli sosu bile çok kendine özgü. Mucize değil ama iyi. Yani böyle mucizeler bekleyebileceğim şey değil ama bu lezzeti istersen gelirsin yersin ve bu bence arada sırada herkesin yemek isteyebileceği tarzda bir burger. Fiyat klasik. Arkadaşınızda. Evet, aynı zamanda dediğim gibi bir klasik. Bir şey daha söylemek istiyorum bununla ilgili. Fiyatını şu anda şey yapamadık. Aslında bir de onu şey yapmamız lazım. 20 lira. 20 TL mi bu? Çok iyi. Yani şu performansa bu fiyat bence oldukça iyi. Şimdi köftesi de yeterli doyurucu. Evet, ilk Bay Bay videosunun sonuna geldik. 3 tane hamburgerci gezdik. Bir tanesi Snow, 2 tane şubesi var. Bir tanesi Akali Beşiktaş'ta. Bir tanesi de yılların eskitemediği Jumbo Burger. Yani sonuçta renkler ve zevkler, özellikle lezzet çok tartışılabilecek bir şey değil. Ama hamburger deyince aslında hepsi, yani seçtiğim bütün dükkanlar zaten başarılı olanlar. Ben içlerinden bir tanesine Bay dedim ama bu onun da başarısız olduğu anlamına gelmez. Ama tabii şimdi izleyince ne düşüneceksiniz onu bilemiyorum. Bu videodan sonra eğer görmek istediğiniz başka Bay Bay videoları varsa, ne gibi bir içerik çekeyim, yemek mi çekeyim, kıyafet mi çekeyim, ne isterseniz mutlaka bu videonun altına yazın ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum.